Herkese merhaba. Gecenin bu saatinde dip boyamı yapmak için geldim. 2 gün önce duş aldım. Saçıma hiçbir şey sürmedim, düzleştirmedim. Çünkü dip boya yapmak istediğimi biliyordum. 1 ayı geçti sanırım. 5-6 hafta oldu diplerim geleli. Bayağı da beyazlarım var. Buradan buradan fırlayan, yeni yeni uzayan beyaz saçlarım da var. Dip rengim çok soruluyor. O yüzden geçen sefer ilk defa tek başıma dip boya yaptım. Valla altlarını bilmiyorum ne yaptım. Bir de benden çok düzgün bir dip boya beklemeyiniz. Benim saç boyama videolarımı biliyorsunuz. Bu arada tırnaklarımı nefes boyadı. Çocuk ojeleriyle. O yüzden böyle yarım yamalaklar. Haberiniz olsun. Önce ne yapacağımı söyleyeyim. Lila Fix'im, bunu kuaförüm söyledi bana. 7-1. Lütfen Trendyol linkimden satın alır mısınız? Oraya ekleyeceğim. Şimdi ben geçen boyadığımda şu kadar boya koymuşum ve şu kadar da açıcı koymuşum. Yarı yarıya yapmaya çalışmışım. Bu sefer boya biraz fazla gelecek. Çünkü bu boya L'Oreal'in boyasından, L'Oreal Colestone'un boyaları 50'lik galiba. Bu 60'lık. Nasıl ayıracağım bilmiyorum. Bu ikisini yapacağım. 9 vol oksidan. Ve herkesin deli gibi övdüğü Igora'nın da, bundan bir tane alın, fiyatına hiç bakmayın, 40 küsür liraydı ben aldığımda, son zaman bakmadım, 0.22, turunculaştırmayı azaltan bir şeydi Türkçesi, göremiyorum, turunculaşmayı azaltan bir şey diye satılıyor bunu. Bundan da bir mercimek, bir fındık tanesi kadar, işte kırmızılıklar olmasın diye. Şimdi boyayı karıştırıp geliyorum. Okey. Boyanın tamamını koydum. 60'lığa 50'lik oksidan koydum gibi bir şey oldu. Ne oluyor bilmiyorum. Bir de üzerine ekledim. Kıvamı çok koyu gelmedi bana. Ne yapayım? Birazcık daha oksidan ekleyeyim mi? Keşke oksidanın ne işe yaradığını bilseydim. Ama çok değil ya. Yani birazcık daha eklersem eğer çok sıvık, cıvık olacak. Bilmiyorum. Bir de bu boyayı getirmem lazım. Yarım paket. Bence artık dipler giderek uzadığı için nasıl olacak bu iş bilemiyorum. Yani boyaya yer bulmam lazım. Saçlarım ve kaşlarım kuaför istiyor. Japonya'da böyle sarı saçı yapamıyorlar. En azından yabancı saçlara yapamadıklarını iddia ediyorlar. Kendim de dahil olmak üzere şöyle sarı saç yaptırmaya gidip turuncu çıkan pek çok insan biliyorum. O yüzden ve de dünya para veriyorsunuz yani. Şöyle söyleyeyim, istemediğiniz bir şeye dünya kadar para verince o çok daha fazla stres ve moral bozucu oluyor. Yani hani pahalı vermek, pahalı ödemek de sakınca yok. Yeter ki benim istediğim gibi olsun yani. Eğer şurayla aynı saç yapabilecekse tamam diyorsun. Hani içinde onu yapabiliyorsun. Ne denir? Sindirebiliyorsun. Ama yapamıyorlar. O yüzden ben de gitmiyorum. Uçlarının kesime ihtiyacı var. Geçen sene Yoshin arkadaşına yine böyle sarı yaptırdığımda uçlarından azıcık deyince bütün sarı saçlarım gitmişti. Oysa ona da hazır değilim. Ya çok seviyorum çünkü bu rengi ama şöyle artık bugün şuraları bile rahatsız etti beni yani. Acaba diyorum açıcı olup Yoshi'ye YouTube videosu izlettirip açıcı mı yaptırsam? Neyse. Bilmiyorum. Şu arkaları çok önemsemiyorum açıkçası. Saçlarımı düzleştirdiğim zaman şuraları güzel görünsün yeter. Bakar mısın şu kadar olmuş oldu. Çok dipten yapmamıştı gerçi Murat. Şu kadar uzamış olabilir mi ya? Kaç ay? 4 ay? 5 aydır Japonya'dayım. 5 ayda bu kadar uzamamıştır herhalde. Ama uçları kesilmesin. Neyse. Şimdi peki neden Yoshi boyamıyor benim saçımı? Çünkü Nefes yarın okula başlıyor. Yarın okula giriş seronomisi, ne denir? Türkiye'de bir şey var mı ya? Okulun ilk günü etkinliği var. Okulun açılışı var. Ve biz de hep ailece, yani sadece anne ve baba korona sebebiyle. Korona olmasaydı belki annem burada olabilirdi. Biletler bu kadar pahalı olmasaydı. Nefes'in okulda kullanacağı, okuldan bir torba verdiler bize. Ben onun videosunu çekecektim güya ama çekemedim. Neyse belki bu gece uyurlarsa ve benim de vaktim halim olursa çekebilirsem çekerim. Çünkü çekmek istiyorum. Yarın onu
okula teslim edeceğiz. Çünkü okulda şey verdiler, bir çanta verdiler. İçerisinde okulda kullanacakları şeyler var. Ve onların her birine çok kalın mı aldım? Tek tek isim yazılması gerekiyor nefesin. Ve nefesin ismi ve hiragana ile yazılması gerekiyor. Japonca'da 3 alfabe var. Bu bildiğiniz bu karışık kuruşuk Çince'den gelen kanjiler. Bir yabancıların adının yazıldığı ve Japonca'ya yurt dışından gelmiş kelimelerin yazıldığı katakana. Bir de Japonlara eskiden kadın alfabesi olarak yola çıkılmış. Ama bugün dilin tam ortasında olan hiragana. Bütün her şey hiragana ile yazılacak. Bu da demek oluyor ki nefesin adı çok uzun oluyor. 10 harfi falan geçiyor. 10 karakteri geçiyor herhalde. Saymam lazım ama şu an sayamayacağım. O yüzden tek tek boyalara, pastel boyalara, işte mum boyalara, hamur kabına falan filan her şeye tek tek isim yazmak zorunda. Çünkü Yoshi'ni tanımayanlar için, Yoshi benim kocam. Yoshi de en nefret ettiğim huylardan biri. Yumurta kapıya dayanana kadar hareket etmez. O okul çantası 2 aydır Yoshi'nin ofisinde. Her gün görüyordu. Bana diyor ki okuldan böyle bir çanta mı verdiler? Çünkü o toplantıya o gelmemişti çalıştığı için. Peki sen neden yapmıyorsun derseniz de bana ne? Onun ülkesi, onun ülkesinin kuralları Türkiye'de olsaydı ben yapardım. Ama Japonya'da olduğu için Yoshi yapmak zorunda. O yüzden tek tek onları yapıyor. Ve nefesi de onun yanında oturduğu için bu işin ne kadar zor olduğunu tahmin etmeye gerek yok. Ve şu anda bant sesi duyuyorum. Tek tek boyalara isim yazdıktan sonra bir de onun silinmesin diye üzerinden bant geçmeni istenildi. Ay 3 toplantıda 3 sayfalık A4 kağıdı. Bir sürü şu kurallar var. Heyecanlıyım. Ve yarın ağlarım bence büyük ihtimalle. Böyle çok, çok değişik duygular ya ama. Büyüdü diye hem üzülüyorum hem seviniyorum. Değişik bir duygu yani. Şimdi ben geçen sefer de bence arkalarımı yapmadım ben. Nasıl yapayım ki yani arkalarımı? Ben saç konusunda bence kuaförlerin de en bayıldığı müşterilerden biriyim. Çünkü gördüğünüz gibi çok kıl bir insan değilim. Yani şu beni rahatsız eden diplerin rengi değişsin. Orada parça kalmış, burada parça kalmış. Çok da umurumda değil yani. Hani o yüzden bir kere sarı diye saçımı yeşil yapmışlardı benim. Fosforlu yeşil. Neyse ben sadece şeye gelemiyorum. Kuaförlerin beni kazıklamasına sinir oluyorum. O çok moral, ya genel olarak aslında kuaförlerin değil, insanların beni kazıklaması beni çok moralimi bozuyor. Öbür türlüsü şey değil yani. Saç bu. Uzar, çıkar. Sorun yok. Gerçi çok büyük böyle saçım yandığı falan bir şey olmadı ama ama o kuaför sandalyesinden Enes çok güzel olmuş diye çıkıp kapının önünde ağlamışlığım var. Bir daha sonra o kuaförün caddesinden bile geçmem. Söke'deki kuaför arkadaşlara hep söylediğim bir şey var. Sana müşteri, bana kuaför çok. Çünkü kimse kimsenin son şansı değil. Neticede. Ne onlar bana muhtaç, ne ben onlara. Ama iyi anlaşabilirsek iki taraf da mutlu olur. Değil mi? Yapamadım. Saçla oynamaya bayılan insanlara bayılıyorum. Çünkü benim hiç ilgim yok. İlgim olmadığı için de yeteneğim yok. Yine bu kadar düzleştirebilmeme şey yani. Sanırım Efsun'a hamileliğimde ben bu kadar sık saçlarımı düzleştirmeye başladım. Çünkü Efsun'a hamileyken saçlarım efsane olmuştu. Saçlarım öyle bir güçlendi, neredeyse belime kadar uzadı. Çünkü çok ironik ama hamilelikteki o batıl inançlar var ya hani. Hamileyken saç kestirilmez, bebeğin ömrü kısalırmış. Şeyiyle ben hiç saçımı kestirmedim.
Ama bebeğim 8,5 aylıkken vefat etti. Demek ki neymiş? Öyle hurafelere inanıp kendinizi kahretmeyin. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Vücudum ya da beynim buna tepki olarak nefesi hamileliğimde en çok midemi bulandıran şey saçlarımdı. Sanırım bu benim aklıma geliyordu. Hani Epsom'da saçlarımı hiç kestirmedim. Ömrü kısa olur diye. İşte ama erkenden vefat etti. Gerçi kime göre erken değil mi? Neyse. Amaç o değil zaten. Hamileyken saçlarımdan nefret ediyorum. Ve resmen midem bulanıyordu. Yani başka hiçbir şey olmadığı kadar saçlarıma dokunmak istemiyordum. Böyle saçlarımı gidip sıfıra falan vurdurasım vardı. Sonra ben ne yapmaya başladım? Eğer hamileyken benim videolarıma bakarsanız, nefese hamile olduğum videolarıma, ben neredeyse her hafta buraya gelip saçlarımı kesiyordum. Ve saçlarımı kestikçe rahatlıyordum. Yani psikolojik olarak artık Epsom'da ne yaptıysam bunu da yapmak istemiyorum psikolojisiyle bence. Çünkü yani hamile kalmadan önce hamileliğin tamamen böyle bedensel bir şey olduğunu düşünüyorsunuz ya. Ben öyle düşünüyordum. Karnım büyüyor, hormonlar değişiyor falan diye. Ama hamilelik %20, hadi %25 bedensel, %75 psikolojik ve hormonlar yani. Acayip böyle düşüncelere, şeylere kalıyorsunuz. Televizyonda ördeklere bak diye ağlıyorsun falan böyle saçma sapan. Ondan sonra salatalık yiyip domates tadı alıyorsun falan böyle. Değişik şeyler. Benim en çok güldüğüm şey hamileyken vücudunun nerede başlayıp nerede bittiğini anlamıyorsun ya, beni çok güldürüyordu. Böyle. Ben buradan geçerim diyorsun ve geçemiyorsun. Çarpıyorsun falan böyle. Alışveriş merkezlerinde çok gülüyordum kendime. Çünkü insanların arkasından geçmeye çalışıyorum. Ve ya köpeğim ya göbeğim ya popom bir yerlere çarpıyor. Ve geçemiyorsun. Şimdi bu altları yapamayacağım herhalde. Neyse. Ay kulağımı da boyadım. Neyse. Kahverengi kulaklı oluruz. Hop yanlış yere sildik. Şöyle alayım. Şöyle topladığım zaman şuralarda geldiniz mi? Aa ben eldiven takmayı da unutmuşum ya. Evet. Acemi kuaför. Üsküdar'da sabah oldu. Ramazan boyunca her güne video dedim. Stop videolarım bitmek üzere. Bilmiyorum ne olacak. Her iki kanala birden yüklüyorum bu arada. Hem Japonya'da günlük hayat, hem daha çok Japonya'da günlük hayatı yüklüyorum. Sergül Kato kanalına az geliyor. Çünkü oraya daha böyle çantamda ne var videosu istiyorlar. Kırtasiye benim bir alışveriş videosu çekmem lazım. Ama artık en son alışveriş videosunda ne gösterdiğimi hatırlamayacak kadar çok şeyler alındı. Ne olacak bilmiyorum. Neyse. Nefes okula başlayacak ya. İlk zaman biraz kısa kısa gidecekmiş. Benim onu nereden öğreneceğim bilmiyorum ya. Şu saatleri öğrenip bence daha planlı programlı olabilirim. Biraz ona güvendim Ramazan boyunca her güne video derken. Çünkü nefes okuldayken videoyu çekip çünkü nefesin yanında çekilme. Biliyorum nefesli videoları daha çok seviyorsunuz. Yüzüme vurmayın. Ama ben çok yoruluyorum nefesle video çekerken. Dur elleme ne söyledim. Yani tabii izlerken çok az da olsa yorum alıyorum. Yani hiçbir şey anlamadık, yorulduk diye. Ama emin olun ben sizden daha çok yoruluyorum. Çünkü konuşturmuyor, göstermiyor, her şeyi elliyor. Evet kızımı çok seviyorum. Onda bir problem yok da ama tabii bu benim video hayatımı zorlaştırmıyor dersem.
yanılır. Poya yeter mi dedim, arttırdım. Bu da demek oluyor ki sürmediğim çok yer var. Şu sonradan çıkmalarımı, bazı mumları kesiyorum, bir sinir geliyor. Hatta böyle yarın yuvşaya onları kestirsem mi yine? O yüzden onlar hiç uzamıyor. Çünkü bir sinir halinde koparıyorum bazen. Çok rahatsız ediyor beni. Bazen de şöyle kaş büyük jilitiyle kesiyorum. Şu diplere sokmaya çalışıyorum. Oralarda nasiplensinler. Neyse. Şu an beni bir kuaför arkadaş izliyorsa ve sinirlerini bozuyorsam özür diliyorum. Saate bakayım. 25 geçiyor. Şey böyle video izlerken Serge şuraya da sürü, şurayı atladım diye sinir ettiklerimden de özür dilerim. Kız. Hiç başıma gelmeyen iş. Bugün de gelmesin yani. Boya iziyle yarın. Kızımın okulun ilk gününde. Fotoğraflarda. Niye bugünü bıraktım? Anca işte. Böyle olur bazen. Aslında dün gece yapacaktım ama hiç dün gece. He, dün gece neden olmadı? Dün gece Nefes'le Yoshi yatağa gittiler. Yuşi de 5'te işe gitmişti. Çok uykusu vardı. Yatağa gitmişler. Baba kız kavga etmişler. Ondan sonra daha onlar yukarı çıktı. Ben de halıyı falan işte biraz ortalığı topladım. Halıyı süpürdüm. Daha ben daha kendime gelmeden Yuşi geldi sinirle. Nefesi bıraktı gitti. Kavga etmişler yatakta. Çünkü Nefes yatakta oyun oynamaya alışkın babasıyla. Babası da hemen uyumak istiyor. Doğal olarak. Erken kalkmıştı dün. O yüzden ben de mecbur yatağa gittim. Yatağa gittikten sonra da olmadı. Uyumuşum ben de. Bu kadar. Sonra görüşürüz. Baktım ki videonun sonu yok. Bir selam vereyim istedim. Videoyu çekeli oluyor bir haftadan fazla. Yine duştan çıktım. Saçlarımda hiçbir ürün yok ya da düzleştirme falan yok. Dip boyam oldu işte yani böyle. Gündüz halini ya da düzleştirilmiş halini Instagram hesabımda görebilirsiniz. Ya da gelecek olan videolarda görebilirsiniz. İstek videonuz varsa lütfen yorum kısmına yazın. Çekmeye çalışayım. Hoşçakalın.